yapacağım uygulamada bu test çalışması birazdan geliştireceğiz. Kullanıcı ekle, güncelle, sil. Ya da şey yapalım. Burada yapacağım şey silme, veriyi gösterme gibi şeyler olacak. Biraz daha kapsamlı olacak. Veri eklemeyi zaten yapmıştım testimde. Yaptığım işlem şu. Arayüz bu şekilde basit. Veri tabanındaki tablomlar, tablomda şöyle bir değer var. Yapı. Database'im içerisinde kullanıcılar tablosu. Ve şu şekilde bir tablo yapısı var. Bunların ekleme işlemini ben prosedürle yapıyorum. Bu nedenle de bir prosedür oluşturdum kullanıcı ekle adında. Dışarıdan 5 tane parametre alıyor. Parametrenin karakter sayısına dikkat ederseniz sütunun karakter sayısı ile aynı. Örneğin e-mail 65, diğeri 16 gibi. İçeride basit bir insert işlemi var. Prosedürüm bu. Bununla veri ekleme işlemi yapacağız. Veri ekleme işlemini şöyle yaptım. Burada bir connection var. Bunu configuration içerisine, app config içerisine taşıyacağız sonra. Diğer formlar için. Şurada btn kaydet altında ben sadece metodu çağırıyorum. Metoda textbox'taki değerleri veriyorum. Bu metotta da dışarıdan değerler alıp içeride bir comment oluşturup connection, type ve text bilgilerini veriyorum. Prosedür adıyla birlikte. Dikkat ederseniz prosedür olarak belirttim comment type'ı ve prosedürümün adını verdim. Bağlantıyı burada açmam doğru mu? Nerede açayım? Evet. Daha önceki söylediğim kurallara göre aslında burada açmam yeterlidir. Çünkü parametrenin database connection ile ilgisi yok. Ben bunu adonet tarafında, uygulama tarafında hazırlıyorum. Bağlantıyı açtım. SQL command'ı parameters'ında add, add with value ve add range diye 3 tane farklı metot vardı. Bunların add range bir SQL parametre dizisi alıyordu. Ben de o diziyi oluşturdum zaten içerisinde. Prosedürümün alacağı tüm parametreler var. Onu da parameters olarak gönderdim. Ve temiz bir iş çıktı bu şekilde. Sonra da cmd.executeNonQuery diyerek bu sorguyu, komutları SQL Server'da çalıştır demiş oluyorum. Etkilenen satır sayısını da int olarak alıyorum ben ve burada belirtiyorum. Sonra da standart konular bu şekilde. Şimdi diğer işlemleri yapacağız. Bu uygulama üzerinde biraz çalışalım. Ben şunu taşımak istiyorum. App config içerisinde connection string add name adını da John diyelim. John seyitleri ya da TV John seyitleri connection string olarak bunu belirttim. Şimdi dbjohnstr üzerinden ben bunu belirttim. Yapacağım işlem referanslara configuration'ı eklemek. Sistem configuration'ı ekledim ki ben app config içerisine erişip orayı okuyabileyim. Şurada bakın bu bizim işlemimiz yapacak. Configuration Manager
Shift Alt F10 dedim. Sistem Configuration Using'i ekledim. Connection String içerisinde bana index de verebilirim. İndeks de sıraya göre yapıyor bunu. DB Jones ETR'ydi. Bunun Connection String property'sinin değerini ver. Daha önce söylediğim gibi name'i falan da alabiliyorsunuz. Biz Connection String düğümünü alacağız. Buraya kadar işlem tamam. Zaten diğerlerinde de yapmıştık. Kopyaladım bunu. Burayla işim yok artık. Bunu kapattım. Bir de silme işlemi yapalım. Yeni bir form ekliyorum. Normalde tek formda da yapabilirdik. Öyle mi yapalım? Tamam. I form olsun. Add Windows form diyorum. BRM kullanıcısı. Silmek için gerekli olan tek şey, yani en önemli diyebileceğim şey, kullanıcının ID'si. O zaman bir mantık geliştirmemiz gerekiyor burada. Daha kapsamlı da olabilir. Ama önce temelini yapalım. Burada textbox'tan ben kullanıcının ID'sini alacağım ve sileceğim. Yine metot üzerinden yapacağım. Kullanıcısı integer, kullanıcı ID, zaten connection'ı burada şu an oluşturacağım. Nereden almam gerekiyordu? Configuration Manager. Bu da burada yok. Sistem Configuration'ı ekledim. Connection string içerisinde. DB Jones ETR. İşlem tamam. Şu an herhangi bir sorun yok. Ben database'e gidip bir prosedür oluşturmam gerekiyor. Çünkü kurallarıma göre her şeyi prosedürle yapıyorum, değil mi? Create role, PL, kullanıcı, sim. Kullanıcı, ID, ve
client delay from kullanıcılar ver kullanıcı ID eşittir parametreden gelen kullanıcı ID. Şimdi sql command cmd bu sefer de buradan yapalım. Bakın doğrudan bunu cmd text'i verebiliyorum. Connection'ı da verebiliyorum ikisiyle birlikte. Bunlar benim işimi görür. Cmd text'im kullanıcı sil. Bağlantım John. Bir şey eksik. Command type'ım belli değil. Parametre olması lazım. Parametre bir tane olacağı için diziye falan gerek yok burada. Param full id diyelim. Parametre değil. Başka? Ne? Belli olmasın. Buna da kullanıcı ID. Bunu da şuna göre yapmak gerekiyor. İşi sağlama almamız lazım değil mi? O yüzden ternary operatörü de kullanılabilir. Ama ben gereksiz bir işlem yapmamak için şu try kısmını komple diyorum ki if kullanıcı ID büyükse sıfırdan yani gerçek veri olduğunu göreyim burada. Sıfırsa zaten hiç girmeyelim bu işe. Burası tamam. Cmd parameters nokta et param id bu da tamam. Şimdi ben execute yapmam için iki şekilde açabiliyordum. Bir doğrudan connection nesnesinden açmak. Bir de cmd içerisindeki connection referansı vardı zaten. Oradan da açabiliyordum. Cmd execute non-query dedim. Burada bir mesaj box yapalım. Kısım uğraşmayalım. Silinen kullanıcı ID'si. Ya da başarıyla silinmekten yazalım. Öncelikle gerçek bir değer vermem gerek değil mi? Dışarıdan string gelecek. Ben diyorum ki bunu burada yapayım. Metot içerisinde uğraşmayayım bundan. Gelen değeri buna çevir. Kullanıcı C para. Hatta şöyle yapalım. İşimiz kolaylaşsın.
ana form açalım. Öncelikle ilk açılışa da bunu vermem gerekiyor. Program ses içerisinde DRM ana dedim. Artık burası gelecek. Kullanıcı ekle butonu içerisinde de o formu açacağım. Diğerinde de aynı. DRM kullanıcı ekle. Öncelikle de bu form çıkıyor. Geçtik bu kısmı. Kullanıcı silde burası. Benim kullanıcı iki tane eklemiştim. Önce kayda bakalım. Şurası. 1 ve 2. 2'yi silelim. Ispakla. Evet. Kayıt silindi. Şimdi silmeyi yaptık. Bir de veriyi doldurma işlemi yapalım. Veriyi doldur nedir? Tabii önce bir şey kayıt ekleyeceğiz. Yeter bunlar. 3 tane kaydım var. Ne yapalım burada? Şurada bir data grid olsun. Şuraya biraz mutluluk. Data grid diyeyim. Bu bizim veri listeleme için kullandığımız yegane kontrollerimizden birisi. Çok hoş bir şeydir. Olmazsa olmaz diyebileceğimiz kadar güzel bir şey. Şimdi bunun bir DAC özelliği var. Göstermiştim farklı işlemlerde. Bu sağ yukarı vesaire yapışmasını sağlıyor. Ben bunları ayarladım. Biraz daha genişleteyim. Değer fazla. Adını da DG
kullanıcılar dedim. Buna veri ekleme işlemi yapacağım. Bunun için de bir buton daha koyuyorum. Tasarım güzel olmadı ama idare ederim. Kullanıcıları getir. Database'deki tüm kullanıcıları getirecek. Bunun altına girdik. Girdik şimdi. Bir metot daha yapacağım. Önce butonlar aynı yerde kalsın. Şimdi benim burada yapacağım şey standart bir veri okuması gerçekleştirmek. Yani DataRadar kullanacağız. Ama DataRadar'da önemli bir farklılık olacak. Aldığımız değerleri DataRadar neydi? Okusa da geriye doğru gidemiyordu, kaydedemiyordu, hafızada tutmuyordu yani. Ben bunu bir yerde tutmam gerekiyor, depolamam lazım. Öncelikle sorgumu hazırlayayım. Bunu da bir prosedürle yapacağım. Kullanıcıları getir. Herhangi bir parametre almayacak. Evet, biz bunları istiyoruz şimdi. Standart işlemlerimizi yapalım. SQL command cmd new connection'ımız on command type cmd command text'i de bu. Parametremiz yok. O zaman journal.open diyerek ben buna bunu çalıştırmaya başlayabilirim. SQL DataRadar cmd execute radar. Şimdi bu değeri okursam ne olur? Okuyarak şöyle gidelim. Benim data gridimin satırları ve sütunları var. Değeri nasıl yazarım oraya? Nasıl tutarım yani? DG rows satır ekleyelim. Şimdi buradan gelenleri yeni bir data grid row mu ekleyelim burada? Nasıl yapacağız? Dinleyelim. Params object alıyor ya, bu istediğimiz kadar parametre verebiliyoruz demek. Diğerini de vereyim. Tamam. Şimdilik tamam mı? Şuradaydı.
view ver diyor burada. Denetimine satır eklenemez. Önce sütun olmalı. Sütunlar olmadığına göre bu şimdilik yapılamaz değil. Ama şimdilik pek iyi bir çözüm değil diyelim. Yoksa bu data grid'in yapısı çok şeydir, gelişmiştir. İstediğiniz tasarımı oluşturabiliyorsunuz yapısal olarak. Ama bunun daha, bana göre daha prompt ve temiz yöntemi var. Şurası bizim klasımız. Ben bu klasın dışına yeni bir klas oluşturuyorum. Kullanıcıları alacağız. Kullanıcı dedim. Standart bu property yapımızı oluşturacağım. Kullanıcı ID. Daha kolay kullanımı sağlayacak bizim için. Kullanıcı ID. Kullanıcılar nokta et. Bu listeye yeni bir sınıf ekleyeceğim her seferinde, her dönme işleminde. Bunu da new kullanıcı diyerek benden istediği değerleri vermem gerekiyor. Biraz uzun tabii ki. Çok değer almışız. Int32 bana sıfırda geliyor. Get string.
şifre ve e-mail kaldı. DR eksiklik 4 5. Yani kullanıcılar bir kullanıcı listesi, her satırı bir kullanıcı sınıfı. Ben de her dönüşte aldığını her satırı boşa gitmesin, hani yeri doğru gidiyor ya reader. Her aldığını ben yeni bir kullanıcı oluşturarak listeye atadım. Bu kadar. Artık veri elimde. DG kullanıcılar, bunda data source diye bir property var. Bu sizin elinizdeki o veriyi data grid'e, data grid bir kontrolüne aktarmanızı sağlıyor. Kullanıcılar. İşte bu kadar. Tekrar şimdi yaptığımız yerlere bakalım. Silme işleminde sorun yok sanıyorum. Zaten basitti. Tek bir parametreyle. Kullanıcılara getirdim. Yine metodu alalım. İşlem belli ya. Prosedürü hazırlayın. Ne yapacağınız belli. Ne değer göndereceğiniz belli. Ben burada değeri alıyorum. Değer bunlar. Kullanıcıları getir prosedürü. Geldim bu metoda. Command. Ezberledik artık bunları. Connection. Type'ı. Text'i. Bağlantıyı aç. Execute Raider'dan aldın. Değeri Data Raider'a ver. Komut satırı. Command listesinden. Ve püf nokta. Ben buradaki değerleri tutmalıyım. Tutmak için de şu program çalıştığı zaman bir bellekte saklayacak o veriyi. Aldığı veri tutması gerekiyor. Bunu da daha önceki örneklerimizde bol bol yapmıştık sınıflarda filan. Biz list olarak bir sınıf verelim. Bu sınıfın da yapısı bu olsun. Bunlar property. Bu da constructor. Zaten ezbere biliyoruz bunları, değil mi? Ben bunun her nesne örneği oluşturulurken şu değerleri vereyim. O da şu esnada. Kullanıcılar bir listi, kullanıcı listi, nokta et, onun içerisine bakın, kullanıcı item alıyor. Orada new kullanıcı dediğinizde aslında isimsiz bir tip oluşmuş oluyor. İsimsiz bir kullanıcı sınıfı. Onun da özelliklerini veriyoruz. Bu kadar. Sonra da bunun data grid'e, data source'una vermem gerekiyor listeyi.